Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere uzun süredir videosu gelmeyen Truck and Logistic yani kamyon ve lojistik simülatörü hakkında bazı bilgileri vereceğim. Oyun neden çıkmadı işte, ne zaman çıkacak, güncellemeler nelerdir? Bunlarla ilgili bazı ipuçları vereceğim sizlere, bilgiler vereceğim. Şimdi tek oyunculu ve çok oyunculu bir modu bulunuyor. Yani multiplayer olarak arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. 20 kişiye kadar bir kapasite, oyuncu kapasitesi olacak. Maksimum deniyor şu anda. Hala test ediliyor. Ben tek oyunculu oynayacağım. Girelim. Burada araçlarımız var. İşte pick-up'ımız var. Bilmem neyimiz. Minivan var. Ben minivan kullanmak istiyorum. Minivan çünkü efsane gidiyor abi şu. Görmüş olduğunuz araç. Mükemmel gidiyor. Kamyon var. Kamyonet var. Tır var. Hani daha burada kullanmadığım benim bir sürü araç var. Eğer istiyorsanız Truck and Logistic simülatör videoları gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayalım. Panelvanımız var böyle. Man var. İşte Volvo var. Ben minivan almak istiyorum. Bu gayet hoş bir araç. Şöyle bir modifiye seçeneklerini tekrardan göstereyim bilmeyen arkadaşlarımız var ise. Burada farları böyle beyaz yapabiliyorsunuz. Geri çıkalım. Camlarını ayarlayabiliyoruz şu şekilde. Bakın karartabiliyoruz. İç göstergeleri yine bize bağlı olarak bakın istediğimiz rengi alabiliyor. Şöyle yapalım. Geri çıktık. Orta konsol rengini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Aracın boyasını değiştirebiliyoruz. Turuncu yapmıştık işte. Hani mavi yapabilirsiniz. Hani o size kalmış. İstediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela yeşil yaptık abi veya siyah beyaz yapabilirsiniz. Ben beyaz yapıyorum. Okey dedim. Şimdi arkadaşlar, aracımızı bir şöyle sür diyelim. Havayı gündüz yapalım. Bir daha tıklıyoruz. Aracımız burada. Şimdi ben tuşlarını falan unuttum. Bayağı oldu oynamayalı. Zaten yazıyor. E motoru çalıştır. C ile kamerayı değiştiriyorsunuz. L ile farları açıyorsunuz. Yani ETS2'ye benziyor tuş takımları. Göstergeleri inanılmaz net. Yani çok güzel gözüküyor. Şimdi oyuna bazı güncellemeler geldi. Size daha şu an çıkmadı. Ben işte beta tester olduğum için oynuyorum yani. Bana sağ olsunlar verdiler. Ben test ediyorum abi sizlere içerik ürettiğim için. Ben oyunun hatalarına bakıyorum. İşte ne zaman çıkacak sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Fazla uzatmadan, kafanızı karıştırmadan şöyle bir aracı göstereyim. Nasıl drift yapıyor onları göstereyim. Ondan sonra oyun ne zaman çıkacak? İşte güncellemeler nelerdir? Neler değişiyor? Neden bayağıdır bir ses soluk yok? Ben neden video çekmiyorum? Hepsini anlatacağım sizlere. Bu aracın fizikleri efsane bu arada. Bakın şimdi bir drift yapacağım anlayacaksınız zaten. Bakar mısınız abi şu fiziğe? Böyle ittiriyor araba kendini. Buradan yükümüzü alıp götürebiliyoruz. Yani panelvan falan işte ne deniyor ona? Arkaya römork mu deniyordu? Römorktu galiba. Hani takıyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Mükemmel bir fizik olayına sahip oyun. Gerçekten fren yaptığınızda yolda böyle izleri çıkıyor bakın. ABS olmadığı için anında yamuldu. Yani araçta ABS olmadığı için yamuldu. Arka tarafı da şöyle hasarlandı kazadan dolayı. Bakın. Servise gidip tamir ettirebiliyorsunuz. Yani bildiğiniz güzel güzel yanlıyor. Şimdi servise gidelim bir tamir ettirelim aracımızı. Görün istiyorum nasıl oluyor. Buraya geliyorsunuz. Duruyorsunuz abi şöyle. T'ye basıyoruz. Bakın. Hop düzeldi. Şu an tamam. Benzinimiz, mazotumuz var mı? Onu da alalım. Onu da görün. Şurada duruyoruz abi şöyle. Motoru kapattık. T'ye basılı tutuyorum. Doldu bu kadar. Bakın çok azıcık bir şey alabildim zaten. Şimdi gidelim. Şuradan kendimize bir yük alalım. Yük alınca da muhabbetimize başlayalım. Hop ben yanlaya gidiyorum. Uzun bir rota yapmak istiyorum. En fazla kaçmış? 7500 diyor. Burası güzel. Ama arkada bu römork. Tamam römorklu olsun ki şey o fiziği hissedin abi bakın. Burada kendimiz yapıyoruz. Çalıştırıyorsunuz. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Hani araca kendiniz yüklemesini yapıyorsunuz. Hazır gelmiyor. ETS2 gibi değil mesela. Şöyle. Öne götürüyorum abi. Fizikleri de var. Bir tane buraya koyacağız. Şöyle. Bakın arabaya koyunca bak. Fiziği görüyorsunuz mu arabada bak. Yükseltip alçaltabiliyorum arabayı. Şöyle çıkalım. Evet araba tamam. Gerisini
Şuraya koyacağız. Zaten gösteriyor. Kaldırıyorsunuz. Getiriyorsun. Allah. Tamam, sıkıntı yok. İndir. Geri çık. Bak, oyunu aldı onu. Getir abi. Ya bu güzel bir şey. Hani gayet hoş bir detay olmuş bunlar. Hop, çok döndük. Bunun da farları falan yanıyor bakın böyle. Yakabiliyorsunuz. Kamerayı böyle içeriden ayarlayabiliyorsunuz. Ama dışarıdan yapması daha kolay. Koyduk. Hop, bizi alacak şimdi aracın içine. Aracı bağlayacağız. Çalıştırdık. Geri kameramız var. Şöyle gösterelim. Şu navigasyon geri kamerasına dönüşüyor anında. Şurada çizgiler olsa iyi olurmuş. Onu eklerler diye tahmin ediyorum, geri kamerasının çizgilerini. Bağladık. Aracımızı çalıştıralım. Farlarımızı açalım. Pardon, yanlış söyledim. Ops. Şöyle dönelim. Şimdi ben oyunun geliştiricilerinden aldığım bilgilere göre bazı detayları sizlere vermek istiyorum. Şimdi buradan okuyacağım arkadaşlar. Oyuna yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme yeni geldi. Ben zaten videosunu o yüzden çekiyorum. Ben neden bayağıdır video çekmiyordum? Çünkü zaten bir sürü video çektim ve oyuna herhangi bir güncelleme, geliştirme, herhangi bir şey gelmediği için herhangi bir video da çekmedim uzun bir süredir. E sizler de merak ediyorsunuz tabii, ne zaman çıkacak, neden videosu çekmiyorsun gibisinden soruyordunuz. Bu sebepten dolayı arkadaşlar çok fazla hani video gelmedi. Şimdi ne gibi güncellemeler, ne gibi değişiklikler var onu söyleyeceğim. Haritada hata düzeltmeleri var arkadaşlar. Çok sayıda hata düzeltmesi olmuş. Yani haritada olsun, oyunda olsun, komple oyun diyelim biz buna, harita demeyelim. Çok fazla hata düzeltmesi olmuş ve bu bayağı bir vakit almış. Bayağı bir vakitlerini almış. Haritanın yüklenmesini hızlandırmışlar. Yani harita, oyuna giriyorsunuz, haritanın yüklenmesi veya etrafın yüklenmesini hızlandırıyorlar. Multiplayer'da performansını arttırmışlar, geliştirmişler. Ve artık tek odada, yani bir lobide, hani bir server'da diyeyim, 14-16 oyuncu destekliyor. 12 planlıyorlarmış. 14-16'ya kadar çıkartmışlar bunu, bu sayıyı. Gayet güzel bir rakam. 20 oyuncuda da bir test yapmışlar. 20 oyunculu bir test yapmışlar. Problem yok ama sunucuya bağlanması uzun sürüyormuş. Yani duruma göre 16-20 kişi oynayabilecek. Onu söyleyeyim. Maksimum 20 kişi gibi gözüküyor şu anda ama 15-12 çok rahat bir şekilde multiplayer oynayabiliyorsunuz. Aracın, araçların fren, far, sinyal, geri vites kaplamalarında sıfırdan yapılmış. Yani kaplamalar değişmiş arkadaşlar. Şu işte içi, dışı, görmüş olduğunuz işte şeyler. Ya yani kaplamalarda değişiklikler yapılmış. Baştan yapılmış. Çünkü oyun hani çıkmadı daha. Bir geliştirilmesi gerekiyor. Bunları yapmışlar. Araç modellerinde de kaplamalar olmuş böyle dışında. Söylemiş olduğum gibi. Aracın iç konsolunda geliştirmeler olmuş yine. Haritadaki çeşitli bina, Allah, çeşitli binalarda güncellemeler yapılmış. Kalitesiz, hani böyle kötü görünen binaları kaldırmışlar. Ufak tefek böyle geliştirmeler yapılmış yine. Genel olarak bazı kaplamaları düzeltmişler. Nintendo Switch ve bilgisayar için çözünürlük arttırılmış. Yani görüntü, mesela şu köprüyü görüyorsunuz, daha net, daha güzel bir şekilde çözünürlük veriyor. Daha güzel görüyorsunuz. O değiştirilmiş. Bazı kamyon ve tırların tekerlekleri düzeltilmiş. Problemler vardı galiba tekerleklerde. Kötü mü gözüküyordu artık bilmiyorum. Onlar düzeltilmiş. Araçların toprak zeminde, kumda, işte yumuşak zeminlerdeki hani yola yansıma şeylerini düzeltmişler, geliştirmişler. Tekerlek izlerini geliştirmişler. Yani güncellemeler bu şekilde. Bayağı bir geliştirme, güncelleme, fixlenme, hata düzeltmeleri yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi, söylediğim gibi. Şimdi bu oyunun çıkış durumu nedir? Onu söylemek istiyorum sizlere. Hani çıkış durumunu çok fazla soruyorsunuz. Ne zaman çıkacak? Şubat sonu veya Mart'a yetişecek gibi gözüküyormuş. Ama Track and Logistics'in sosyal medya hesaplarını takip ederseniz oradan çok daha net bir bilgi alacaksınız arkadaşlar. Çünkü ben hani buradan kesin bir tarih veremiyorum. Onlar da tam olarak bir tarih veremiyor. Bu yüzden Kamyon ve Logistik Simülatörü'nün kendi orijinal sayfasını takip ederseniz zaten güncellemelerden, oyunun çıkış tarihinden, her şeyden, fiyatından haberdar olacaksınız. Çünkü henüz bir belirli çıkış tarihi yok.
Onu da buradan söylemek istiyorum. Bilgisayarı çıkıyor, iOS'a çıkıyor, Android'e çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor abi. Yani oyun bu şekilde. Gayet güzel bir oyun. Hani simülasyon olarak güzel bir oyun. Şöyle basalım gidelim iyice biraz. Şu kabinin göstergelerini ben çok beğendim. Çok güzel olmuş yani her şey. Şu dijital hız göstergesinden tutun. Bakın şurada bir fren yapalım abi. Görüyor musunuz? Bak baba Allah. Bakın ne kadar kayıyor. Ne kadar kaydı. Ne kadar gerçekçi bir kayganlık. Bakın toprağa dediğim gibi yansıma izlerini düzelttiler diye. Ops. Vallahi çarpıyordu. Fren yapınca iz çıkıyor yola. Hemen yamuluyor. Buna çok dikkat edin. Basıyoruz efendim. Yani siz yine takipte kalın. Oyunla ilgili bir gelişme olursa, oyun çıkarsa zaten ben bunun videosunu çekerim. Yani hem Android olsun, hem iOS olsun, hem bilgisayar olsun fark etmez. İlk önce nereye çıkarsa çıksın. Zaten hani ben videosunu çekerim sizlere. Yine ben duyururum. Allah yanlış girdik. Yanlış girdik. Ben yine videosunu çekerim, duyururum. Bakın mesela bu ışıklar sonradan yanıyor. Gittikçe sonradan yanıyor. Hani belki bug'dır, belki teknolojik bir şeydir hani. Işık tasarrufunun şeyinden, elektrik tasarrufu, ışık tasarrufu diyorum. Fren yaptıkça vik 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 vik. Nasıl döndüm? Allah Allah. Ben bu aracı çok seviyorum ya, fiyatı. Mükemmel, mükemmel abi fizikleri. Kutular hareketli bu arada, bakın. Onu da göstereyim, görüyor musunuz? Oynuyor. Bakın şimdi. Ops. Yani fiziklerini gerçekten çok güzel yapmışlar. Ben çok sevdim. Şöyle açık alan mevcut. Gidebiliyorsunuz buralardan. Geri geri yanaşmanıza gerek yok. Böyle durduğunuz anda kabul ediyor zaten. Hop, devam et. Döndür babuş. Bunu tamir ettirmemiz lazım. Yamuldu her taraf. Ön taraf gitti zaten. Baksanıza. Ön taraf patates oldu. Servis aşağıda kalıyor. Şöyle kamera. Kamerayla biraz sıkıntılı. Ama mouse da istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz tabii ki de, o güzel. Ver abi yana. Hop. Yan tarafı da vurduk. Şimdi hepsini düzelteceğiz. Buraya geliyorsunuz. T'ye basmanız yeterli. Dur. Bakın gayet. Şuradaki hasar işareti sıfırlanıyor. Olay bu. Güncelleme notlarını da söyledim sizlere. Biraz beklemeniz lazım. Açıklama kısmına detaylı bilgiyi de bırakırım. Videoyu beğenin, takipte kalın, bekleyin, arkanızda yaslanın. Oyun gerçekten çok bilgisayarınızı kastırmayacak, çok rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. O konuda güzel. Ayrıca videoların gelmesini istiyorsanız bu oyunun, Cameo Village Team videolarında mesela tır videosunu çekeyim. Hani bir sürü daha yapılacak görevi var aslında. Daha sürmediğimiz tırlar, araçlar var. İstiyorsanız mutlaka yazın. Videosu gelsin. Videoyu da beğenmeyi. Hop. Yapıştırdık. Unutmayalım. İçini de şöyle tekrardan göstereyim abi. Şahane. İçi gerçekten şahane. Şu göstergeler mükemmel olmuş. Burada da kazamızı yaptık. Yani olay bu şekilde. Şuraya gideyim, park edeyim. Allah pardon hocam. Bakın burada mesela görünmez bir şey çarptım. Hani olabiliyor. Ufak tefek hata düzeltmeleri olacak daha. Daha fixlenebilir yani. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Önemli olan oynanış arkadaşlar. Görselleri çok olarak takılmayın. Çok takılmayın. Videomuz bu şekildeydi. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.